AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Çay Televizyonu Ankara stüdyolarında canlı yayınlanan 25. saat programında açıklamalarda bulundu. Karal, 1 Kasım'da milletin kararı verdiğini ifade ederek, Türkiye büyüme hamlelerini gerçekleştirmeye devam edecektir, dedi. Milletimiz her zaman her şeyin doğrusunu yapar. Bizim lehimizde de olsa, aleyhimizde de olsa, gönlümüze hoş da gelse, aleyhimizdeymiş gibi görünse de millet her zaman doğru yapmıştır. Demokrasiye inanan, milli iradenin olmazsa olmaz bir olgu olduğuna inanan herkes bunu böyle kabul etmelidir. 7 Haziran'da da milletimiz doğru yapmıştır. Öyle kabul ediyoruz. 1 Kasım'da da doğru yapmıştır. Ki her seçimde doğru yaptığı gibi. Karal, Rize'de sivil toplum örgüt temsilcilerinin Rize'de seçilen bir vekilin bakan olmasını istedikleri yönündeki açıklamaya ise siyasi büyüklerimiz hangi kararı verirse biz buna saygı duyarız elbette ki. Rize seçimde gösterdiği birincilik başarısıyla bunu bekliyor ama karar Sayın Başbakanımızındır, dedi. Tabii bu soru benim dışımda tecelli etmesi gereken bir soru. Bunun tabii muhatabı ben değilim. Sonuçta 317 milletvekili var şu anda AK Parti'nin. 317 milletvekilinin her birisinin gönlünde bu aslan yatabilir. Bu gayet doğaldır. Yani siyasette her insan, emek veren her insan elbette bir üst makamı arzu edebilir. Ama sonuçta bu işte tabii nasip kısmet meselesidir. Bizim Rize'mizde güzel bir söz var. Nasipsiz dayak bile yenmez derler. Onun için dayak yemenin bile nasip işi olduğuna biz inanırız. Hele benim tabii inanmış olduğum bir değer var. O da ben tabii siyasetin kaderine iman etmiş bir insanım. Siyasetin kaderi de hayatın kaderinin bir parçasıdır, bir cüzüdür. Onun için bu konular biraz nasip meselesi. Elbette tabii bölgemizde böyle bir talep var. Doğal olabilir, doğrudur. Rize'mizde var böyle bir talep. Trabzon'da var. İşte okuyoruz basından. Evet. Türkiye'nin böyle birçok bölgelerinde bu tip talepler yükseliyor. Ama tabii bizim bölgemiz insanın özellikle tabii seçimler ortaya konan bu başarı karşısında böyle bir takım beklentilere girdiğinde görüyoruz. Ama bunlar tabii bizim dışımızda cereyan eden ve etmesi gereken konulardır. Sonuçta partimizin yetkili organları var. Sayın Başbakanımız var. En son kabineyi onaylayacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bunlar tabii elbette en doğru kararı vereceklerdir. Verilecek olan karara tabii herkesin saygı duyması gerekir. Nasip olursa tabii böyle bir görev bize, biz bunun gereğini yapabilmek için varımızla yoğumuzla canla başa mücadele ederiz. Olmazsa zaten görevimize devam ediyoruz. Artvin'de 11 Kasım günü meydana gelen selin yaraları sarılmaya devam ediyor. Boçka Belediye Başkanı Aslan Atan ve beraberindeki heyet selin vurduğu yerleri ziyaret etti. İnsani Yardım Vakfı tarafından gönderilen yardım paketlerini dağıtan Atan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bu sel felaketi yalnızca bir bölgeyi değil, Borçka merkezini ve 37 köyünü de etkiledi. Köylerimizdeki hal daha da perişan bir vaziyette. Bütün dereler akmış, köprüler uçmuş, menfezler dolmuş, menfezler kalkmış. İşte arazisi zarar gören, meyveliği, ziraat alanı zarar gören, hayvan barınakları zarar gören, işte fırtınayla birlikte çatısı uçan bir sürü vatandaşımız kriz koordinasyon merkezine gelerek müracaat etmiş vaziyette. 1000'in üzerinde müracaat var. Yaklaşık 75'e yakın aileyi de biliyorsunuz tahliye etmek durumunda kaldık. Bir sürü aile de bu sel ve afetten etkilendi, taşınmak zorunda kaldı. Yani Borçka'nın genelini etkileyen bir afetle karşı karşıyayız. Yollar, iş yerleri ve evler her yer çamur deryasına dönmüş durumda. Yani neler demeyeyim, bunların üçüncü su basması oldu bize. Her şey gitti, ne varsa gitti alt kata. Her depo alt kataydı. Bu vatandaş kendi imkanıyla kendi başını kendi kaşıyor. Arkadan girdi, akora vurdu. Akordan bu tarafa dönünce şunun altını aldı. Ondan sonra da atölyenin kirişleri tuttu. Ya, bir bakona kadar böyle bakımın üstüne malzemeyi. Çevre illerden de destek ekiplerinin geldiği Borçka'da yol temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten gördüğümüzün çok çok üstünde şeyler olmuş yani. Evet. Yapıyoruz, alt katı temizleyemedik. Evin önü çökmüştü, arabalar gelmedi ki temizleyelim, yıkayalım alt katı. Kaynar diye gelemediler büyük araba. Su girdi mi içeri? Tabii ya, buraya kadar su girdi.
Aksu Mahallesi Muhtarı Köksal Solmaz çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şu anda çalışmalar tam hızıyla devam ediyor. Şu anda çamurlar yıkanmak üzere. Artık %50 bitmek üzere. Aksu Mahallesi'nin temizliği. Çalışmalar şu anda tam hızlı gazla devam ediyor. Bir hafta hem karanlıkta hem de susuz kalan vatandaşlar elektrik ve suyun verilmesinden memnun. Aşırı akım çekiyor, kafa yetmiyor. Bana da yetmiyor. Onun için ölçü değerlerini arıyorum. Bugün yediniz ceyranlar yoktu ki biraz. Akşamlar nasıl kalıyordunuz burada? Mum ışığıyla, el fenerleriyle kalıyorduk işte ne bileyim nüfuslarla. Geceyi gündüzü seçemiyordunuz öyle evet, mi oldu? Evet, mutfaklarımız karanlık. Yemek yapmakta zorlanıyorduk. Bir hafta öyle geçti yani yoğun. Çok şükür ceyranlarımız geldi. Giresun Adası turistlerin gözdesi oldu. Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine sahip yaylalarını ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, mitolojik hikayeleriyle dikkat çeken Giresun Adası'nı da es geçmiyor. Giresun Adası bu yaz tam 20 bin turisti ağırladı. Destinasyon olarak Giresun Adası bölgemizde gerçekten bir farklı bir yer oldu. Biz bunun özellikle ilgi çekeceğini düşünüyorduk ama gerçekten bizim de tahminlerimizi aşan oranda bir ilgi var. Hem yerli hem yabancı turist anlamında yaklaşık 20 bin misafiri ağırladı ada. Ada bildiğiniz gibi mitolojik geçmişi olan, hikayeleri olan, Karadeniz'in tek insan yaşayabilen ve uzun yıllar yerleşim olarak da kullanılmış çeşitli amaçlarla. Altın postu aramak için bölgeye gelen Herkül ve Argonotların mitolojik hikayesinin geçtiği, savaşçı Amuz'un kadınlarının üs olarak kullandığı rivayet edilen adaya ilgi her geçen gün artıyor. Giresun Adası'nda yaklaşık 20 bine yakın insan bu adayı ziyaret etti ve bu ziyaretçilerden aldığımız izlenimler hepsi çok memnun ayrıldılar. Bir defa Karadeniz'de turistin gelip de denizle hiçbir münasebeti olmadan dönüyordu. Çünkü bütün turistik alanlar kara üzerindeydi. Ama bu aynı zamanda deniz turizmini de başlattı ve denizin ortasında bir adaya gidiyorsunuz. Bu adanın tarihi değerleri çok fazla. Mangallar yakıldı, 2 ton hamsi 50 kişilik ekip tarafından bir gün boyunca temizlendi ve her şey İdere 8. Hamsi Festivali'ne hazır hale getirildi. İdere Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel hamsi festivaline katılım yoğun oldu. Bürokrasiyle vatandaşın bir araya geldiği festivalde hamsiler afiyetle yendi, kameralara ise renkli görüntüler yansıdı. Evet, afiyet olsun. Yakaladınız. Rize Valisi Ersin Yazıcı, İdere Belediyesi'ni festivalden dolayı tebrik etti. İdere Belediye'mizin düzenlediği, bizim zaten Karadeniz'in aslında balık da değil, balığın üstünde başka bir şey hamsi. Hamsi partisinde, festivalindeyiz daha doğrusu. İdere Belediyesi bu etkinliği birkaç yıldır yapıyor, bence güzel de yapıyor. Hamsi Karadeniz'in önemli bir değeri. Bu manada
Başta İyidere'den, Rize'den ve şehir dışından gelen misafirlere hoş geldiniz diyorum. Burada birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu, Karadeniz'in hamsisiyle kendisini bu şekilde de tanıtması gerektiğine olan inancımla İdere Belediyesi'ne emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İdere Belediye Başkanı Ahmet Mete ise amacımız hamsinin lezzeti sayesinde ilçemizin tanıtımını yapmak dedi. Aslında marka olan hamsiyi gayemiz tanıtmak değil, gayemiz hamsiyle beraber ilçemizi tanıtmak, dişi açmak, ilçemizdeki bürokrasiyle halkı kaynaştırmak, birlik beraberlik içerisinde hem sohbet etmek hem hamsi yemek. Gayemiz bu. Gayemiz yani marka olan hamsiyle beraber dünya markası olan hamsiyle ilçemizi daha da tanıtmak. Nasıl hazırlandı bu hamsiler? Bunlar aşağı yukarı kaç kilo? Aşağı yukarı 2,5 tona civarında hamsi var. Dünden itibaren kesimi başlandı, temizlendi. Bugün sabahtan itibaren de bu düzenleme yapıldı ve şu anda da hazır vaziyetteyiz. Kaç kişilik bir ekip hazırladı bunları? Şu an aşağı yukarı 50 kişilik bir ekiple beraber çalışıyoruz. Evet. Güzel havayı fırsat bilen Karadenizliler Hamsi Festivali'nde hem sohbet etti hem de afiyetle hamsileri tüketti. Evet. Gövde dağıtımımızda da istemiz yok. Başkanlıkla belediye mutlu kasalarını para topluyor. Hanebe. Kameraman bayram, evet. Yüzüme günle günle ağlattın inmadım. Ama Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçı barınağının girişi dalgaların taşıdığı kumlar sebebiyle kapandı. 30-40 tane tekne şu an limanın ağzı kapalı olduğundan dolayı içerideler. Şu yaklaşık bir ay, bir buçuk aydan beri denize çıkamıyoruz. Ağzı kum dolan balıkçı barınağındaki tekneler çıkarılamıyor. Bazı bir kısmı arkadaşlarımızın ilişi de, bir yarısı da Abana limanının kapalı olduğu için limanda. Yani bir an önce limanımızın ilgili yerlere haber iletilip yani açılmasını istiyoruz yani. Abana Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdi Sarı 1,5 aydır denize açılamadıklarını söyledi. 100 metre ağzın genişliği 110 metre boyu vardı. Şu an 10 metreye kadar düştü yani. Olduğu gibi 100 metresi kum. Balıkçılar bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyor. Daha 49 yaşındaydı. Herkes tarafından sevilen bir hekimdi. Eski eşlerin kavgasını ayırmak isterken canından oldu. Kalbinden aldığı bıçak darbesiyle hayata gözlerini yumdu. Onun canına kıyan saldırgan daha sonra 5. kattan atlayarak kendi yaşamına da son verdi. Samsun'da özel bir hastanede görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aynur Dağdemir'in ölümü, başta ailesi olmak üzere mesai arkadaşları ve bütün sevenlerini yasa boğdu. Operatör doktor Aynur Dağdemir'in cenazesi ilk olarak evinin önüne getirildi ve helallik alındı. Nasıl bilirsiniz? İyi bildiğiniz gibi de hüsnü haline, iyiliğine, mümine, muvahhide, ehli İslam'dan olduğuna dair sizler şahitlik eder misiniz? 23 yaşındaki ikiz kardeşler Tuğçe ve Başak Dağdemir babaların ellerini tutarak ayakta durabildi. Acımız büyük, yasımız var. Böyle komşuyuz. Gözyaşlarını tutamayan ikiz kardeşler kendilerini annelerinin tabutunu okşayarak avutmaya çalıştı. Doktor Dağdemir'in cenazesi evinin önündeki törenin ardından görevi başındayken öldürüldüğü özel hastanenin bahçesine getirildi. Aynur doktoru beraber çalıştığı meslektaşları ve yüzlerce vatandaş karşıladı. Konuşmakta güçlük çeken Samsun Tabipler Odası Başkanı Fatih Özkan, 6 ay içinde ikinci bir menfur saldırının yaşandığını hatırlattı. Bir ağabeyimizi, değerli bir meslektaşımızı kaybetmenin acısı ve ateşi daha küllenmemişken yüreğimize yeni bir kor düştü. Aynur doktor için Samsun Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı.
Acılı Eş 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Profesör Doktor Ayhan Dağdemir ise cenaze töreninde metanetini korumaya çalıştı. Anne Aysel Gürpınar kızına gözyaşlarıyla veda etti. Sizin için yaşadım yavrum. Kılınan cenaze namazının ardından Aynur Doktor'un naaşı Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi. Doğal güzelliğiyle ünlü Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri Erfelek Tatlıca Şelaleleri. Sinop'un Erfelek ilçesinde bulunan bu muazzam alan 16 yıl önce turizme kazandırıldı. Milli parklar statüsünde yer alan bu doğa harikası yerin ziyaretçisi de bir hayli fazla. Burası da milli parklar statüsünde olduğu için resmi bilek keserlek girilen kişi sayısı olarak ortalama 100 bin, her yıl en az 100 bin ziyaretçisi var. Turlar çok büyük oranda orayı, bu bölgeye gelen bütün turların uğradığı bir yer. Gerçekten de tam bir doğa harikası. Vali Çetin Kaya, şelalelere giden yolun gelen ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında yetersiz kaldığını ifade etti. Bakanlığımızın geliştirdiği farklı bir yöntem var. Bu şekilde illerin yerel imkanlarıyla yapamadığı ama turizm piyasası anlamında kullanılması gereken değerleri de turizm yolu şeklinde bir statü geliştirmiş ve o şekilde turizm yolu olarak tescil edilen yolları köy yolu ağı ya da belediye yolu ağı ya da karayolu ağında bulunmasına bakmaksızın Turizm Bakanlığı parasını veriyor. Karayolu da, Karayolları Genel Müdürlüğü de karayolu standartında yapıyor. Ben buraya gelir gelmez ilk Erfelek'le ilgili o şikayetler dile getirildiğinde oranın turizm yolu olarak tescil edilmesi, bizim il olarak, özel idare olarak yapma imkanımızın çok olmayacağını, yaparsak da düşük standartta oluyor, oranın trafiğini kaldırmıyor. Yani köy yolu standartımız bizim çok düşüktür ama orası 100 bin ziyaretçi demek, günde 40-50 tane tur otobüsü demek. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Avrupa Birliği ve Türkiye Algılar ve Gerçekler konulu oturumda Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri Avrupa Birliği ülkelerinde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. 22. Avrupa Birliği Türkiye Gazeteciler Konferansı kapsamında düzenlenen oturuma KATÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öncülük etti. Öğrenciler Avrupa Birliği'nden gazetecilere özellikle Fransa ve Türkiye'de yaşanan terör olayları ile ilgili sorular yöneltti. Evet, daha fazlası yapılması gerekiyor. Doğru. Paris, Ankara çok kötü saldırılardı. Ama sadece Ankara değil, Suruç'ta da oldu. O birden fazla saldırı oldu. Sizler terörist örgüt PKK tarafından saldırıya maruz kaldınız. Bu da güvenlikle ilgili bir nokta. Çünkü buradaki insanları, vatandaşları etkileyen bir nokta. Dolayısıyla daha fazla kişiyi realiteye, gerçeğe bağlantılı hale getirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin AB'ye üye olmayacağı algısıyla ilgili. Eğer ben Türk vatandaşı olsaydım, evet ben de aynı algıya sahip olurdum diyebilirim. Gerçekten uzun bir mesafe var önümüzde. Bu sadece Türkiye ve Türkiye'nin AB boyutu değil. Herkes ve gerçekten çok uzun bir mesafe var. Herkesin aynı safta yer alması ve ortak düşmana karşı birlikte hareket etmesine daha önümüzde çok yol var. İşte bu doğrultuda demokratik İsyan için destek veren iki ülke Türkiye ve Fransa olmuştur ve muhalefetin koalisyon çerçevesinde bunu yapmasına destek vermiştir. İşte bütün bunların neticesinde neyi çok iyi anlıyoruz? Olup biteni artık çok iyi anlayabiliyoruz ve bu sebepten ötürü bizler de terör saldırısına maruz kaldık Fransa'da. Tarihe tanıklık eden anıt ağaçların korunması amacıyla Trabzon'da yapılan birçok yolda düzenlemeye gidildi. KATÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor İbrahim Turna, anıt ağaçlarının yol güzergahında kalması için
tür, yaş, tepe tacı gibi bir takım özelliklerin olması gerektiğini söylüyor. Burada kalan ağaçların bir takım özellikleri olmalı ki ağaçlar ya kaldırılacak ya da yerinde kalacak. Özellikleri olan bazı ağaçlar vardır. Bunların alandan uzaklaştırılması istenmez. Bilimsel olarak da doğru değildir. Bu nedenle de bu sefer yol güzergahı değiştirilir veya yol ortadan bölünerek yolu ikiye bölünen ağaçlar olarak ifade edilmektedir. Turna, Türkiye'de anıt ağaçların korunmasına yönelik güzel örneklerin olduğuna da işaret etti. Tür olarak bakabilirsiniz, yaş, tepe tacı olarak bir takım özelliklerinin olması lazım o ağaçların yol güzergahında kalması için. Yani burada sadece doğa sever olarak baktığımız zaman hiçbir ağaç, yol güzergahında kalan ağaç kesilmez diye bir kavram çıkmamalıdır. İki türlü bakacaksınız. Yolun önemi, bir de ağacın önemi. Ama dediğim gibi ağaç, bizim anıt ağaç dediğimiz bir takım özellikleri taşıyorsa, sembolik özellikleri olabilir, lirik özellikleri olabilir, görsel kalitesi, yaşı işte 400, 500, 1000, 2000 yaşında olabilir, relik ya da endemik bir tür olabilir. Profesör Doktor İbrahim Turna, anıt ağaçlarının bir miras olduğuna dikkat çekti. Heybetli ağaçlardır. Bunların yetişmesi çok uzun yıllar alır. Bu ağaçların mutlaka korunması gerekiyor. Çünkü bunlar bizim tarihi bir kalıntılarımız, eserdir bunlar bizim için. Geçmişi bu döneme kadar yaşadırlar. Ki farz edelim 400 yıllık, 500 yıllık bir ağaç, 400 yılın ekstrem iklim koşullarına, doğa şartlarına karşı dayanabilmiş, bu hale gelebilmiş. Katü Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı Pınar Hacı Salihoğlu farklı bir çalışmaya imza attı. Bura sizin mi Kerem? İğne iplikle kara kalem portre resimleri yaptı. Kara kalem tarzı tuval bezine işlenerek yapılan portre resimlere bugüne kadar pek rastlanmıyor. Ne yapabilirim, nasıl olur diye yola çıktım. Sonrasında buraya kadar geldi. Görünen, yani ortaya çıkan işler benim düşüncem ama daha önce dünyada, Türkiye'de hani kumaş olsun, ip olsun, işte yamalar olsun kullanılmış ama bu tarzda hani desen havasında kalem gibi kullanılarak bildiğim kadarıyla yok. Hacı Salihoğlu genelde portre ve eller üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar hep olumlu tepkiler aldım. Hani değişik olduğunu herkes söylüyor. Amacı ise başladığı projeyi büyütmek. Bu çalışma neredeyse 10 günü buluyor. İlkokul 3. sınıfa giderken başlayan kemençe aşkı tam 58 yıldır devam ediyor. Bir tane kaldı. El emeğiyle kemençe öğreten 70 yaşındaki Hasan Sancak, Sürmene'de yarım asırdır kemençeye hayat veriyor. Hasan Usta ürettiği kemençelerle tüm dünyaya Karadeniz'in sesini ve kültürünü duyuruyor. Ağaç parçalarını ben saklardım. Onu teneffüs ediyorsun, kırtaklarını açın. Benim yaptığım kemenceler hiçbir ustanın yaptığına benzemez. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Neden İyi peki? Anlamında söylemiyorum. Neden peki benzemez? Benim ustam yok da onun için. Yaptığı kemençelerle de oldukça iddialı olan Sancak, yıllardır severek yaptığı işini Karadeniz kültürüne katkı sağlamak için söylüyor. En ufak hata gördüğüm kemenceyi hiçbir kişiye satmam. Sürmene tarihini inceleyin. Sürmene'de kemence imalat dükkanı açan kişi benim. En erken yaptığımız 2 gün, en uzun süreli yaptığımızda 4 gün. Daha çok ister. Buranın yeni çocukları İstanbul'larda yaşıyorlar. Çok hep İstanbul takımlarını tutuyorlar. Memleket takımı kazansa... Zonguldak'ta bir maden ocağında duvar delme amacıyla kullanılan patos patlaması sırasında iş kazası yaşandı. Kaçak olduğu iddia edilen ocakta 3 işçi yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken toprak altında kalan bir işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.
Bu arada ocağın daha önceden ruhsatının bulunduğu ve son çıkan maden kanununda şartların ağır olması sebebiyle üretiminin durdurulduğu iddia edildi. Trabzonspor'da 5-6 Aralık tarihinde yapılacak olan kongre öncesinde adaylar netleşmeye başladı. Celil Hekimoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Muharrem Usta'nın adaylığını açıkladığı kongre öncesi taraftara mikrofon uzattık. Taraftarlar kim başkan olarak görmek istediklerini dile getirdi. Başkan adaylarımız tabii Trabzonspor'un konumu itibariyle bayağı bir yük altında olacaklarından hepsine Allah'tan başarılar diliyorum yani. Hangisi olursa olsun. Yani sizin gönlünüzden geçen bir başkan adayı var mı? Şu anda benim gönlümden geçen Muharrem Usta olursa belki bir çözümü ulaştırır. Başarıdan ziyade bu iş ekonomik boyutu ağır basıyor. En mantıklı gibi gözüken Muharrem Usta. Peki niye Muharrem Usta? Muharrem Usta'nın düzgün fiziğiyle, presentable yapısıyla, konuşmasıyla, kariyeriyle bu kulübün başına gelebilecek en iyi kişi diyelim. Diğerleriyle karşılaştırdığımızda yaptıkları da ortada, verileri de ortada. Ben Muharrem Usta ismi üstünde duruyorum. Muharrem Usta diyorsun. Evet. Yani şehrin de bu anlamda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Muharrem Usta. Muharrem Usta. Peki niye Muharrem Usta? Muharrem'i kimi destekleyeceğiz? Niye? Kimi getireceğiz? Mi destekleyeceğiz? Hacı Osman. Trabzon batırdı gitti aşağı. Muharrem Usta'da ne gibi vizyonlar gördünüz? Şu anda en sağlam onu görüyoruz yani. Şu anda gene aynı başkanın başkan olmasını isterim. Hacı Osman. Evet. Peki niye Hacı Osman oldu? Yani şu ana kadar en iyi bu takımı idare eden adam onu görüyorum. Ha? Muharrem Usta istiyorum. Muharrem Usta. Niye Muharrem Usta? Muharrem Usta'nın Trabzon için daha vizyoner olduğunu düşünüyorum. Şehrin kirlenmişliğini ve Trabzonspor'un şu andaki kirlenmişlikten kurtaracağını düşünüyorum. İzmir'de yaşayan bir Trabzonlu olarak. Bence yine aynı kararda kalması gerekiyor. Evet. Ama en azından bir şeyler yapmaya çalıştığı belli ediyor. Fakat yapamıyor. Bunu elde getiremiyor. O da futbolcuların tam bir başarı gösterememesinden kaynaklanıyor. İsmi olarak başkan adayı var. Evet. Kimi görmek istiyorsunuz başkan olarak? Başkan olarak Muharrem Usta'yı. Muharrem Usta. Peki niye Muharrem Usta? Son seçimdi değil mi? Son seçimde yarıştıydı. Evet. Kaybettiydi. Bu sefer kazanmasını istiyorum. Hiçbirini görmek istemiyorum abi. Nedeni çünkü ne bezdik ya, 20 senedir ben maçlara gidiyorum. İkrar ettim. Fenerbahçe maçından sonra ikrar ettim. Daha gidecek bir durum yok ki. Yani başkan adaylarını destekliyorum. Niyesini destekleyeyim? Biri gideyim, biri geleyim. Ben de gideyim oraya, ben de geleyim. Ben de hocalık yapayım orada. Böyle olmaz ki. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri seçilecek. Kimin olmasını istiyorsun? Şu anda isteksizim yani. Niye isteksiz çünkü? Hacı Osmanoğlu giderse, yerine başka biri gelse yine aynı olacak. Değişen yine bir şey yok. Taraftarlar arasında öne çıkan isim Muharrem Usta olurken neden Muharrem Usta sorusuna da taraftar yanıt verdi. Evet. Yani Muharrem Usta ekonomik yönden kurtarır mı diyorsunuz kulübü? Onun gazetelerde okuduğum projeleri daha iyi geldi. İyi geldi. O başarır gibi geliyor. En azından bize onu yansıtıyor. Peki oy kullanacak mısınız? Kullanacağım.